Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah. İnne Allah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâl hayri ve lâ asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtetin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâetin finnâr. Ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. Arba'un hakkun alallah avnuhum. El gazi vel mütezevviç vel mükateb vel hac. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt el-Asab etbaları Rıdvanullahi Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler Rahmetullahi Aleyh Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervağı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Arba'un, arba'u davat, la turaddu. Dört dua geri çevrilmez. Ne dersen kabul edilir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Dört dua vardır, reddolunmaz, geri çevrilmez. Evet. Davetül haddi, helal parayla Allah'ın emri hac farizasını yerine getirmek üzere yollara düşmüş olan Müslümanın hacının evden çıkıp evine dönene kadar duası reddolunmaz. İbadet halindedir. Onun için hacılar evden çıktı mı İbadet ederken nasıl davranılması gerekirse öyle davranmaları gerekir. Şeytan da biliyorsunuz helal parayla hacca giden anasından doğduğu gibi günahlarından kurtulur gelir. Bir de bakın duanın hacının duası reddolunmaz. Şeytan da bizim azılı düşmanımız. Elimizden bu vaat edilenleri almak için biz bunları kazanmayalım diye o andan itibaren peşine takılır. Şimdi normalde bir şeytanın varsa o zaman 10 tane senin peşine takılır. O mükafatlara erişemeyelim diye. Onun için havaalanına gelir hacı, kavga eder. Gümrük müdürü, gümrük memuru aksilik çıkarır. Senin sabrını denemek için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Haçta tartışma yok, kavga yok diyor Allah. Her zaman kavga yok da hacı değişik yerlerden, değişik kültürlerde insanlar geliyor, birbirinin dilini bilmiyor, itiş kakış, orada sabır etmezsen bu işler yapılamaz. Şu haliyle 5-6 milyon insanın bir anda burnu kanamadan hac yapması bir mucizedir. Şu olay kural yok, dil bilme yok, tarif yok. Dolmuş bir sürü insan ama herkes işini yapıyor. Bir ölen olmuyor, kalan olmuyor. Yani bu bir mucizedir. Başka yerde olsa bir tane sağ çıkmaz. Allah'ın lütfu. Şimdi böyle yerde sabredeceksin. Afrika'dan gelmiş adam, görgüsü yok. Seni ittiriveriyor kenara. Şimdi burada
medeni insanlar kalabalık oldu mu sıraya giriyorlar. Önce gelenin sıra. Orada geliyor adam, güçlü kuvvetli çekil diyor. Ben önce işeceğim diyor. Ben önce yapacağım. Sen o zaman kızmayacaksın. Parlamayacaksın. Hacılık bu. Sabır. Senin sabrını denerler. Efendim camiye gidersin. Adam gelmiş. Dört kişi oturmuş. Bağdaş kurmuş. Varıyorsun. İki kişi, üç kişi yan yana bağdaş kurmuş. Yani iki kişi daha alır. Hacı diyorsun, şuraya erte gel. Ben geleli 3 saat oldu. Neredeydin? Demeyeceksin. Sen de ona baban malı mı diye kavga etmeyeceksin. Hep buna sabır. Orada çok oluyor bunlar. Evet, sabır. Evet. Böyle hacca giden adam eğer kavga etmezse, dedikodu yapmazsa, vela füsuka, günah yok orada. Her zaman yok da, hele haçta hiç yok. Vela cidale, tartışma yok, kavga yok. Vela rafese, uşkur peşkir şakaları, hikayeleri yok. İhramlıyken ağzına, gözüne, diline, beline hakim olacaksın. Sabırlı olacaksın, helal parayla gideceksin. Bu hacının evden çıktığından eve döne kadar duası reddolunmaz. Onun için hep dua edeceksin. Hem kendine, hem akrabana, hem milletine, hem bütün Müslümanlara, hem insanlığa. Dua edeceksin. Bak, duası reddolmaz diyor. Kimin aklına gelir? Değil mi? İbadet halindesin. Duan reddolunmayacak kadar önemli saatler yaşıyorsun. Boşa vakit harcama. Durmadan estağfurullah de, durmadan salavat getir. Millete dua et, kendine dua et. Bir, evet, helal parayla yola çıkan hacının hacılık fiillerini işlediği anda duası reddolunmaz. Reddolunmaz bir, hatta yerci'a, evden çıkıp evine dönene kadar. Peygamber öyle söylüyor. Evet. Ve davetül gazi, gazaya gitmiş, cihada gitmiş. O adam gazadayken, kafirlerle çarpışırken niyeti ahlak yayılsın, zulüm önlensin, iffet korunsun, İslam yeryüzüne yayılsın niyetiyle müminlerin canını, malını, namusunu koruyayım diye nöbet tutar, askerlik yaparsa bu niyetle, bu gazinin duası reddolunmaz. Peygamber sözü. Bu gazinin duası reddolunmaz. Hatta yastura, evinden çıktı, ailesine dönene kadar, askerlik görevi, gaza, cihat görevi sona inene kadar, erene kadar duası kabul olunur, reddolunmaz. Onun için askere gittiğiniz zaman kaytarmayacaksınız. Nöbette uyumayacaksınız. Nöbet tutarken Cevat Hoca Süleymani de konuşuyor. Onu bekliyorum. Evinde namuslu kadınlar uyuyor. Namusunu koruyorum. İnsanların malını, canını koruyorum. Bu niyetlerle nöbet tutacaksın. Uyumayacaksın. Dua edeceksin. Kime? Kendine, anana, babana, milletine, vatanına, müminlere, insanlığa. Duası kabul olunur diyor, bak reddolunmaz diyor. Bunları bileceksin, ona göre bilinçli askerlik yapacaksın. Evet, şimdi bir tekelleme var biliyorsun askerler arasında. Kaçma, karışma, çalışma. Yanlış. Kaçmayacaksın, doğru. Karışmayacaksın, doğru. Çalışma, yanlış. Çalışacaksın. Çalışacaksın. Çünkü çok kıymetli bak. Namus bekçisisin. Mal, can koruyorsun. Büyük bir hizmet yapıyorsun insanlığa. Allah bundan razı. Ettin duayı da reddetmiyor. Bu niyetlerle yaparsın tabii. Bu niyetler onun için askere gitti mi oğlunuza tembih edin. Uyumasın, kaçmasın, nöbette uyumasın. Görevini güzel yapsın. Büyük bir şereftir askerlik. Benim babam
Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. İcazetli hoca Ömer Nasuh Bilmen'le 15 sene beraber okumuşlar. Elinde icazet olduğu için demişler hoca sen askere almayacağız seni. Sen camilerde askerliğin, şehitliğin öneminden bahset. Babam da bahsetmiş. Ne İstiklal Harbi'nde ne Cihan Harbi'nde askere çağırmamışlar. Ama vefat ederken annem rahmetliye demiş ki bir şeye çok yanarım. Askerlik yapma şerefinden mahrum kaldım. Çağırmamışlar, kaçmamış. Çağırmamışlar. Bu şereften mahrumum, üzülüyorum demiş. Ben onun için yedek subaylığımda gece sabaha kadar nöbet tutardım. Babamın yerine de nöbet tutuverirdim. Çok büyük manevi feyizler kazandım. Bu niyetlerle bakın. Müminlerin namusunu koruyorum şu anda. Canını koruyorum. Malını yalan değil. Asker olmasa dinlerler mi? Herkesin malını yağmalarlar, namusuna tecavüz ederler. Asker korumasa bunlar hep ayak altına düşer. Bu niyetlerle nöbet tutacaksın, askerlik yapacaksın. İşte bu askerin, gazinin, gaza yapanın, adamın duası reddolunmaz evine dönene kadar. Evine dönene kadar. İki, bir diğer duası reddolunmayacak kimse ve davetul mariz hatta yebra'a, hasta. 40 derece ateş, elini kaldıramıyor, gözünü açamıyor, yanıyor cayır cayır. Şuraya serin bez koyuyorsunuz, buhar alıyor. Yanıyor adam. Bazen ateş, bazen sancı, ağrı, kıvranıyor. Evet, hasta iyileşinceye kadar hastanın duası reddolunmaz. Yalnız dikkat edin, ne diyor bak. Gayrel asi bi maradihi. Benden başka adam bulamadın mı? Beni hastettin. Bir sürü adam var. İtiraz ediyor. Ne bu ağrı acı? Feryat ediyor. Böyle yapmayacak. Allah'tan gelene ne denir? Şükür diyor. Boynu bükük. İsyan etmeyen hasta diyor. Allah'a isyan etmeyen hastanın duası reddolunmaz. Reddolunmaz. Onun için hasta ziyareti müminin görevidir ve çok kıymetlidir. Bak ziyaret edeceksin, geçmiş olsun, Allah afiyet şifa versin diyeceksin. Çok durmayacaksın. Adam ağrılı acılı senin yanında of diyemez, utanır. Evet, çok durmayacaksın. İki, vah vah sen gar bu hastalıktan kurtulamazsın demeyeceksin. Moral vereceksin adama, Allah şifa versin. Yakında aramıza çıkarsın inşallah diye moral vereceksin. Efendimizin sünneti bunlar. O da şükür Allah'ın dediği olur. Ne yapalım diye itiraz etmeyeceksin. Ama bazıları biliyorsunuz yıkıyor hastaneyi. Doktorlara bağırıyor. Siz ne biçimiz adamsınız diyor. Herkese isyan ediyor o ağrıdan acıdan. Böyle olmazsa diyor. Gayral asi. İsyan etmeyen hastanın duası reddolunmaz, hastalığına itiraz etmeyecek. Bu devasını aramayacak demek değil. Doktora gideceksin, o peygamberimizin emridir. Tedavi olunuz, Allah bir dert indirdi mi devasını da indirmiştir diyor. Hadis bu, Buhari hadisi. Onun için koşturacağız. Fakat tedbirde alacağız. Şimdi sen terlisin, buzlu su içersen bademciklerin şişer. Bu böyle, kanun bu. Ondan sonra sokağa, şimdi havalar soğuk, soğudu mesela. Sokağa sen ceketsiz çıkarsan, gömleksiz çıkarsan hasta olursun. Şimdi mesel vardır ya, garip bir adam, fakir bir adam bağ belliyor. Bağ bellerken terlemiş. Terlemince rüzgar esiyor, bağrını bacağını asmış, açmış. Adam demiş ki bağrın bacağını açma demiş, hasta olursun, terlisin. Yok demiş, dayanamıyorum tere. Açmış bağrını, diyormuş ki es yiğidin bağrına, es diyormuş, serinliyor ya. Tabii terli, bağrını açınca soğuk rüzgar onu hasta etmiş,
akşam eve varmış, yatıyor, gözünü açamıyor. Koca Rabbim diyor, benden başka garip bulamadım, bu hasta edecek diyor. E sen bağrını açarsan hasta olursun. Dikkat edeceksin, tedbirini alacaksın. Evet, tedbirini alacaksın. Hastalık geldi. Ha, musibettir hastalık, canını yakar. Musibetler günahların kefaretidir. Sabredersen tabii, itiraz etmezsen, Allah'tan geldi, ne diyelim? Allah'tan şifa istiyoruz, umuyoruz, tedavimize çalışıyoruz. İtiraz yok, bağırıp çağırma yok. Böyle hastanın duası reddolunmaz. Evet, iyileşinceye kadar böyledir. Evet, daha duası reddolmayacak bir adam daha var. Ve davetul ah li ahihi bi zahril gayb. Mümin müminin kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu terk etmez. Ve din kardeşliği nesep kardeşliğinden ileridir. İleridir. Çünkü nesep kardeşin olur, zalimin tek olur. Din kardeşi olur, insaflı, saygılı olur. En çok yardım ondan görürsün. Nesep heva fi akrab, yani iman yolunda akrabalık daha yakındır. Doğrudur. Şimdi mümin mümine zulmetmez. Dua eder, yardım eder. Din kardeşliğinin anlamı budur. Kur'an-ı Kerim'de bunun örneğini sahabiler vermişlerdir. Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabilere evlerinin iki odası birini vermiş. Tarlası iki dönümse bir dönümünü vermiş. Paylaşmışlar. Allah da onları övüyor. Kendileri de ihtiyaç halinde olmasına rağmen o kardeşlerini tercih ediyor. Onun için adına Ensar denir. Medine'li Müslümanlara Ensar, yardımcılar, Allah'ın yardımcıları. Allah onları övüyor. Mümin müne yardım eder. Yardım edemedin. Zengin değilsin. Evet, yardım gene var. Nedir o? Mümin kardeşine dua edivermek. Bir müminin diğer mümine o yokken, yanında değilken, o senin dua ettiğini bilmiyorken dua edivermesi çok muazzam bir, Allah'ın hoşuna giden güzel şeydir. Ve böyle kardeşinin yokluğunda dua eden, arkasından dua eden duası reddolunmaz. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki en muhteşem dua Allahümmerham ümmeti Muhammedin rahmeten amme. Allah'ım tüm ümmeti Muhammed'e merhamet et diye dua etmektir diyor bakın. Benim Afganistan'da, Pakistan'da, Afrika'da, dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar yok mu? Onlar benim din kardeşim. Ne diyoruz? Allah merham ümmeti Muhammed'in rahmeten amme. Tüm müminlere merhamet et ya Rabbi. Beni bilmiyorlar dua ettiğimi. Ama ben din kardeşiyiz diye bütün müminleri yürekten sevmesem dua etmem. Değil mi? Bir menfaatim olsa Amerika'daki Müslümanı bilmiyorum ki ne menfaatim olsun. Menfaatim burada. Böyle işte hiç garazsız, ıvazsız müminleri sevdiğin için Allah'ım ümmeti Muhammed'e merhamet et dedin mi? En muhteşem dua budur. Ve bir müminin diğer mümine gıyabında o yokken yaptığı dua da reddolmaz. Şimdi insanların en akıllısı peygamberlerdir. Peygamberlerden sonra insanların, müminlerin en akıllısı da peygambere her durumda benzeyen insanlardır. Bunlara da evliya denir. Evliyaullah'a bakıyoruz. Mesela Allah'ım mağfirli, Allah'ım beni affet. Allah'ım merhamni, bana merhamet et. Ve edhilnil cenne, beni cennetin sok demiyor evliya. Ne diyor? Allah'ım merhamna, ümmeti Muhammed'e merhamet et. Vağfir lana, ümmeti Muhammed'e affet. Ve edhilnel cennete ma'al ebrar, iyilerle beraber bizi, ümmeti Muhammed'i, müminlerin hepsini cennete sok ya Rabbi diyorlar. Diyorlar ki niye kendine dua etmiyorsun? Bu hadisi söylüyor. Müminin gıyabında edilen dua geçerlidir.
Sen böyle müminle dua edersen Allah sana razı olduğu için önce senin günahların affolsun. Önce sana merhamet ediyorum. Önce seni cennetine sokacağım der Allah. Razı olduğu için o kulundan. Onun için akıllı adamlar hep böyle ümmeti Muhammed'e dua eder. Dua kendine gelsin diye. Akıllı insanın duası bu. Biz çok egoist. Şimdi bu egoizm, yani bencillik. Benim işim görülsün, öteki ne yaparsa yapsın, bana ne? Bu batı zihniyetidir. Batı medeniyetinin getirdiği şeydir bu egoizm. Önce benim işim, çıkarım. Müslümanlık da böyle diyor bak. İnsanlara, ümmeti Muhammed'e başta, sonra insanlara merhamet et ya Rab, acı ya Rab. Onların günahını affet, sıkıntılarını def et. Hastalara şifa ver. Darda kalanlara imdad et ya Rab. Dedi mi kendine gelir bu dua. Burada güzel bir şey var. Yardımlaşma örneği var. Peygamberimiz de bunu teşvik ediyor. Bir müminin gıyabında, o yokken edilen dua reddolunmaz. Şimdi benim karşımda, hocam senden çok iyilik gördüm, sağ ol, Allah razı olsun, çok yaşa filan. Bu kötü değil. Ama bu azıcık şeyi götürebilir değil mi? Benden bir şey bekliyordur herif, makam sahibi bir adamdan. Allah ömürler versin beyefendi. Neden? Makam sahibi, yetkili. Bir menfaate dayanabilir. Ama o adam yokken arkasından Allah razı olsun adamdan ya. Ne kadar güzel adam. Allah yolunu açsın. Allah işlerini kolaylaştırsın. Hiçbir tesiri yokken dua edivermek halis dua. Ve bu dua reddolmaz diyor. Böyle dualar edin. Men dakka dukka. Siz ele dua ederseniz el de size dua eder. Bana ne ya kardeşim? O batı zihniyeti. Evet. Amerika'da parası olmayan adam sokakta kalıyor. Kimse gel bir lokma ye demiyor. Papaz bile demiyor. Benim mezhebimden değil diye. Benim kilisemin üyesi değil diye. Elhamdülillah bakın müminler de evvela akrabaya, sonra vatanına, tüm Müslümanlara, sonra insanlığa. Öyle diyor bak peygamberimiz. Dua edeceksiniz diyor. Biz böyleyiz. İlla hep bana, hep bana değil. Hepimize ya Rabbi. Kimden örnek aldık? Peygamberimiz emir veriyor. Bakın böyle böyle dua edin diyor. Mesela Miraç olayında hiçbir peygamberin, hiçbir meleğin ulaşamadığı noktaya ulaşmış. Allah'la buluşmuş. Allah mekandan münezzeh. Şekle sığmaz. Nasıl konuştular bilmiyoruz. Allah nasip etsin cennete girelim. Peygamberimize komşu olalım. Soralım nasıl görüş. Zaten orada ona gerek yok. Cuma günleri Allah görünecek müminlere, cennettekilere. Şekil yok. Mekan yok. Oradakiler biliyor. Peygamber haber veriyor. Allah ona bizi layık kılsın inşallah. Miraca giderken Sidre-i Münteha'ya varmış. Cebrail aleyhisselam götürüyor. Yanında var. Benimki buraya kadar diyor. Münteha son nokta demek. Kardeşim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan öte hiçbir yaratık gidemedi. Ancak sana izin var. Güle güle diyor. Ben bir parmak. Lev denevtü ünmüle. Bir parmak gitsem yanarım diyor. Ben bu kadar. Peygamberimiz onu da aşıyor. Cenab-ı Hak'la buluşuyor. Evet. Cenab-ı Hakk'a selam veriyor. Ettahiyyatu vessalavatu vettayyibat. Tahiyeler, bütün güzellikler, temizlikler Allah'ın. Ettahiyyat okuyoruz ya, oradan gelme işte o. Ettahiyyatu lillahi vessalavatu vettayyibat. Peygamberimizin bu selamına Cenab-ı Hak Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Ey şanlı peygamber, Allah'ın bereketi, rahmeti üzerine olsun. Cenab-ı Hakk'ın cevabı bu. Cenab-ı Peygamber orada aldı ya duayı. Bakın ne muhteşem insan peygamberimiz.
Bizim örneğimiz o. Kur'an diyor ki onu örnek alın. Ne diyor Peygamberimiz? Bana sen bereket verdin, rahmet verdin ya Rabbi. Hamdolsun sana. Öyle demiyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selamet yalnız bana değil ya Rabbi, bütün ümmetime olsun. Ayrıca benden evvelki tüm müminlere olsun diyor bak. Herkesi düşünüyor Peygamberimiz. Bizim de ümmeti Muhammed'den bir fert olarak bütün müminleri düşünmemiz, bütün hatta geçmiş müminleri düşünmemiz peygamberce bir ahlaktır. Kur'an da bunu emrediyor. İnsanlar üç kısım. Peygamber devrinde yaşayanlar. Ondan sonra peygamberi görenlere sahabi deniyor. Allah bunları Kur'an'da över. Peygamberi görememiş, peygamberi Efendimizin yetiştirdiği sahabileri görmüş. Bunlara tabiun deniyor. Ondan sonra gelenler, bizler. Ne diyor bak? Evet. Onlardan sonra gelenler kalu derler. Rabbena ufir lana ve li ihvanina ellezine sebakuna bil iman. Allah'ım bütün ümmeti Muhammed'i sağ kalan şu andaki yaşayan ümmeti Muhammed'i affet. Bizden evvel gelip geçen Adem Aleyhisselam'dan beri tüm müminleri affet. Evet bakın duayı Allah'ın tarif ettiği dua bu. Beni affet değil. Müminler, gerçek müminler ne der? Rabbena ufir lana, bizi affet ya Rabbi. Bütün ümmeti Muhammed'i. Ve li ihvanillezine sebekuna bil iman. Bizden evvel mümin olanları da affet. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Şu anda ve evvelce sağ olan, yaşamış olan, dünyayı terk etmiş olan hiçbir mümine kalbimizde kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rabbi derler. Bir mümin diğer müminlere dua eder. Hiçbir mümine düşman olmaz, kin beslemez, haset etmez, fesatlık yapmaz. Ayet bu. Böyle dersek üçüncü gruptanız. Bunu demezsek üçüncü gruptan da değiliz. Şimdi biliyorsunuz Efendimiz irtihal buyurunca onun yerine Ebu Bekir'i seçtiler devlet adamı olarak. Peygamberlik bitti. Ebu Bekir'i seçti sahabiler. Onun yerine Ömer seçildi. Onun yerine Osman seçildi. Onun yerine Ali seçildi. Onun yerine Hasan Efendimiz'i seçtiler ama Hazreti Hasan Efendimiz Medine'de halife, Şam'da da Emevi halifesi var. İşler karışık. O da fedakarlık etti. Halifeliği şeye bıraktı. Şam halifesine. Ama gene de onu zehirlediler. Sonra Hazreti Hüseyin'e adamlar geldi. Küfe'den, Irak'tan. Hazreti Hüseyin siyaseti sevmiyor. Ben halifelik istemiyorum dedi. Ama öyle heyetler geldi ki kurtulamadı. Kabe'ye kaçtı. Bu gelen heyetlerden kurtulmak için. Adamlar oraya da gittiler. Evet, şimdi gelenler Hazreti Hüseyin'in yanında Hazreti Ebu Bekir kötülüyorlar. Şimdi öyle adamlar var biliyorsunuz. Hazreti Ömer'i kötülüyorlar. Hazreti Osman'ı lanet okuyorlar maalesef. Öyle Müslümanız diyenlerden onlar var. Yerini söylemeyelim. Onları kötülemişler. Senin için ölmeye hazırız. Gel başımıza geç, halife ol. Kanımızın son damlasına kadar varız. O demiş ki Allah peygamberin sahabilerini Kur'an'da övüyor. Bunların en üstünü muhacirler. Ebu Bekir muhacir. Mekke'den Medine'ye göçmedi mi? Kur'an-ı Kerim'de muhacirleri övüyor Allah. Ömer muhacir, Osman muhacir, Ali muhacir, Mekke'den Medine'ye göçtü dini uğruna. Allah ondan sonra gelenleri de övüyor. Sahabileri görenleri. Demiş ki Allah'ın övdüklerine siz lanet okuyorsunuz. Siz muhacir değilsiniz, tabiun değilsiniz.
Allah'ın ödüklerine sövüyorsunuz, kötülüyorsunuz. Defolun şuradan demiş. Siz üçüncü grup Müslümandan biri olmayı hak edemiyorsunuz. Çıkın şuradan demiş. Ama yine gitmişler, götürdüler. Sonra da Kerbela'da yalnız bıraktılar. Galleşlik yaptılar. Şehit oldu biliyorsunuz. Evet, bir Müslüman hiçbir Müslümana kin besleyemez. Ona dua eder. Evvela akrabasına, en yakınlarına, sonra memleketlisine, ülkesindekilere, sonra bütün Müslümanlara, sonra bütün insanlara dua eder. Müminin gıyabında yapılan dua reddolunmaz. Akıllıysan peygamberin bu sözüne kulak ver. Kendine iyilik geleceğiyse bütün müminlere iyilik iste. Cenab-ı Hak memnun olur, önce sana verir. Efendimizin şeyi bu. Davetul ah li ahihi bi zahril gayb. Evet, o bilmiyorken, haberi yokken onun lehine dua edivermek. Yine Müslim'de bir hadis-i şerif vardır. Müminin mümine yardım etmesi teşvik edilir. Allah Zülcelal Hazretleri ne diyor bu Efendimizin diliyle? اِنَّ اللّٰهَ ف۪ي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ ف۪ي عَوْنِ اَخ۪يهِ. Muhakkak ki Allah mümin din kardeşinin yardımında olduğu sürece yardım eden o mümine yardım eder diyor. İyi işlerde tabii, mübah işlerde 5-6 kişi birbirlerine yardım ediyorlar, ev soyuyorlar, adam soyuyor. Yok, iyi işlerde mümin mümine yardım ederse yardım edene de Allah yardım eder. Hadis odur. Müslim hadisi, Ebu Davud hadisi, Tirmizi hadisi, İbn-i Mace hadisi, hepsinin kitabında var. Evet, iyi işlerde müminlere yardım et. Param yok, imkanım yok. Dilinle yardım, dua etmek de bir yardımdır. Mesela bir size iyilik etti, en azından bir teşekkür. Cezakallahu hayran kesira. Allah sana büyük hayırlar versin. En azından sana maddi bir iyilik yapıldı, fazlasını ver. Evet, fazlasıyla ver. Mutlaka karşılık ver. Fazlasıyla. Bu peygamberin sünnetidir. Fazlasıyla ver. Veremiyorsun. Hiç olmazsa cezakallahu hayran kesira. Allah sana büyük hayırlar versin. Sağ olasın. Muammer ol. Bir güzel bir dua et. Evet, müminin mümine duası o yokken geçerlidir. Yardım ederse de Allah da ona yardım eder. Ve esra'u ha'ulâ'i da'avât. Şu dualar saydık ya, hacının duası dönünceye kadar, askerin, gazinin duası evine dönünceye kadar, hastanın duası iyileşince kadar ve müminin gıyabında dua, dört dua saydı, reddolunmayacak. Bunların en çabuk kabul olunanı, en hızlı kabul olunanı ne diyor bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ve esra'u ha ulay ta'avat. Bu duaların en hızlı kabul olunanı davetul ah li ahihi bi zahril gayb, müminin gıyabında yapılan duadır. En hızlı geçerli olan budur diyor. Hemen çabuk yerine getirilir. Abdullah bin Abbas'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun.